Göğsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı, çok değişik bir börek tarifi paylaşacağım. Şekli şahane olan bu böreğimizin tadı ve lezzeti o kadar güzel ki yapıp yediğinizde inanın yemelere doyamayacaksınız. Emin olun ki bir defa yaptığınızda lezzetini aldıktan sonra bir daha hemen yapmak isteyeceksiniz. Tam tadı damağınızda kalacak bir lezzet. Ben iç harcı olarak kıyma ve patates kullandım fakat sizler farklı iç harçlarıyla da yapabilirsiniz. Bu böreğimiz için aparat kullanmayacağız. Bıçak ile şeritler halinde keserekten şekillendireceğiz. Tarifimiz için kullanmış olduğum bardak ölçüm 150 ml su alıyor. Gerekli olan malzemeler 5,5 bardak un, 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık süt, 2 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya. 1 bardak ılık su, su ve sütümüz mutlaka ılık olmalı. 2 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru mayayı da ilave ediyoruz ve çırparak karıştırıyoruz. Kuru maya yerine 20 gram yaş maya da kullanabilirsiniz. Şekeri, tuzu ve mayayı güzelce çırparak eritiyoruz ve 1-5 dakika bekletiyoruz. İlk önce unumuzun yarısını ilave ediyoruz. Çırpma teliyle karıştırıyoruz. Geri kalan unumuzu da kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz ve elimizle yoğuruyoruz. Un miktarı kullanacağımız unun kalitesine göre değişeceği için dikkatli bir şekilde ilave etmeliyiz ve sert bir hamur elde ediyoruz. Streç folyo veya da kapağını kapatıyoruz. Üzerine temiz bir bez ile sararaktan oda sıcaklığında yarım saat bekletiyoruz. Hamurumuz beklerken diğer taraftan iç harcımızı hazırlıyoruz. Tavamızın içerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağın içerisine küçük doğramış olduğumuz 2 soğanı ilave ediyoruz. 2 diş sarımsak ilave ediyoruz. Yaklaşık 200 gram da kıymayı ilave ettikten sonra hepsini birlikte kavuruyoruz. Ocağımız yüksek derece açık olmalı ve sürekli karıştırarak kavurmalıyız. Tavamızın kesinlikle kapağını kapatmadan kavuruyoruz. Tatlandırmak için kekik, karabiber, tuz ilave ediyoruz ve tekrar karıştırarak kavuruyoruz. Kıymamızı 3-4 dakika kavurmamız yeterlidir. Kavururken mutlaka sürekli karıştırıyoruz. Böreğimizin içinde de pişeceği için çok kavurarak kıymamızı kesinlikle kurutmuyoruz. Kavrulmuş olan kıymamızı ocağın üzerinden alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Ben akşamdan patates haşlamıştım. Haşlamış olduğum patatesleri soydum ve daha sonra rendeyle rendeledim. Rendelenmiş patatesin üzerine kavurmuş olduğumuz kıymalı harcımızı ilave ediyoruz. Patatesimiz de soğuk olduğu için kıymamız zaten hemen soğuyacaktır. Karıştırdıktan sonra tadına bakıyoruz. Tadını kendi damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Ben kıymaya biraz fazla tuz koyduğum için tekrar tuz koymadım. Fakat biraz kırmızı bir biber serpiştirdim. Tekrar hepsini birlikte karıştırıyoruz. İç harcımızın çabucak soğuması için ben balkon soğuktu, balkona koydum. Hamurumuzu yarım saat beklettik. Ve kesinlikle hamurumuzu tekrar yoğurmuyoruz. Tahtamızı unluyoruz. Unlamış olduğumuz tahtanın üzerine hamurumuzun hepsini alıyoruz. Elimizle hafif yuvarlıyoruz ve uzatıyoruz. Yedi parçaya kesiyoruz ve kesmiş olduğumuz parçaları avucumuzun içerisine yuvarlıyoruz. Hepsini aynı şekilde önce hamurumuzu toparlıyoruz, daha sonra avucumuzun içerisine güzelce yuvarlıyoruz. Yuvarlamış olduğumuz parçalardan bir tanesini alıyoruz. Altını ve üzerini unladıktan sonra merdane ile güzelce açıyoruz. Gördüğünüz gibi dar uzun oval şekilde açıyoruz. Şeritler halinde uzunlamasını kesiyoruz.
kesmiş olduğumuz şeritleri gördüğünüz şekilde elimizle şekillendiriyoruz. Dikkatli bir şekilde izlerseniz şeklin ne kadar kolay ve basit olduğunu göreceksiniz. İlkokullarda mutlaka hepimiz kağıtlardan hasır örgüsü yapmışızdır. Aynı o şekilde hasır örer gibi örüyoruz. Ve gördüğünüz şekil ortaya çıkıyor. Hazırlamış olduğumuz kıymalı harcımızdan gördüğünüz kısma koyuyoruz. Hamurumuzun kenarını da sulay su ile ıslatıyoruz. Fakat benim burada kameram kapandığı için sadece başını gösteriyor. Mutlaka sulay her tarafını ıslatmalıyız. Elimizi tuttuğumuz yeri de ıslattım. Oraları ıslatmamızın sebebi böreğimizin yağda kızarırken açılıp iç harcın dışarıya akmaması içindir. Güzelce kıvırdıktan sonra elimizle ıslattığımız yerleri bastırarak yapıştırıyoruz. Güzelce yapıştırdıktan sonra gördüğünüz şekilde rulo şeklinde kıvırıyoruz. Kenar kısımların dışarıya taşmaması için kenarlarından gördüğünüz şekilde içe doğru kesip çıkartıyoruz. Ve sarmaya devam ediyoruz. Kenar kısımlarının açılmaması için parmak uçlarıyla bastırıyoruz. Ve böreğimiz gördüğünüz gibi şekli gerçekten şahane görünüyor. Diğer yufkalarımızı da uzunlamasına oval bir şekilde açıyoruz. Şeritler halinde aralıklı olarak kesiyoruz ve gördüğünüz şekilde şekillendiriyoruz. Şekil verirken her iki açıdan çektim fakat her ikisini de elim biraz kameranın önüne gelmiş. Ama eminim ki sizler mutlaka anlamışsınızdır. Hepsini aynı şekilde açıp şekillendiriyoruz ve gördüğünüz şekilde gördüğünüz kısımları iç harcınızdan bol miktarda koyuyoruz. Videonun da başında belirttiğim gibi ben kıyma patates kullandım fakat sizler damak zevkinize göre farklı iç harcı da kullanabilirsiniz. Dilerseniz böyle sade sarabilirsiniz veyahut da dilerseniz de biraz daha lezzet katmak istiyoruz derseniz içerisine rendelenmiş kaşar peyniri de serpiştirebilirsiniz. Böreklerimiz kızartırken açılmaması için fırça ile su sürüyoruz ve böreğimizi dolayı her yerine mutlaka su sürmeliyiz. Her yeri derken kenar kısımlarını anlatmak istemiştim. Gördüğünüz şekilde üzerlerini kapatıyoruz ve parmak ucuyla bastırarak yapıştırıyoruz. O kısımları ıslattığımız için oraları kolaylıkla yapışacaktır. Sararken kenarlarından taşacak olan kısımları keserek çıkartıyoruz. Diğerlerini de kenar kısımlarını fırçayla ıslatıyoruz. Şimdi soracaksınız suyumuz sıcak mı soğuk mu olacak diyerekten. Suyumuzun sıcak olması gerekmiyor. Soğuk olması yeterlidir. Ben soğuk su kullandım. Suyu kullanmamızın sebebi daha önce de söylediğim gibi böreklerimizi kızartırken kenarların açılmaması ve güzelce yapışması içindir. Sardıktan sonra kenarlarını kesinlikle bastırmayı unutmuyoruz. Kenarlarını da çok güzel bir şekilde bastırarak yapışmasını sağlıyoruz. Kızartmaya başlamadan önce hepsini hazırlıyoruz. Tavamızın içerisine bol miktarda yağ koyuyoruz ve yağımızı güzelce kızdırıyoruz. Kızdırmış olduğumuz yağın içerisine böreklerimizi koyuyoruz. Böreklerimizi kızartırken en yüksek dereceyi değil de en yüksek derecenin bir altını açıp öyle kızartmamız gerekiyor. Ve şöyle size tekrar şeklini göstermek istiyorum. Böreklerimizin şekli gerçekten şahane oldu. Tavamıza koyduktan sonra bir taraf kızarana kadar bekliyoruz.
Böreklerimizin arada altına bakıyoruz ve kızarıp kızarmadığını kontrol ediyoruz. Kızarmış olan böreklerimizi çeviriyoruz. Üzerin şeklinin bozulmaması için iki çatal kullanarak çevirmenizi tavsiye ederim. Ben kamerada göstermek için tekrar çevirdim fakat çevirmeye gerek yok. Direkt kızaran böreklerimizi tavamızın içerisinden alıyoruz. Böreklerimiz o kadar bal yağ içerisinde pişmesine rağmen kesinlikle yağ çekmiyor. Bir dirhem daha yerken yağını hissetmiyorsunuz. Sıcak sıcak servis tepsisine diziyoruz. Ben yanına sarımsak yoğurt yaptım. Sarımsak yoğurdun üzerine biraz toz biber, birazcık da nane serpiştirdim. Görselliğimiz yine her zamanki gibi 5 yıldız 10 numara. Böreklerimiz gerçekten muhteşem oldu. Böreğimizi bir de şöyle yakından göstermek istiyorum. Kızardıktan sonra da böreklerimizin şekli gerçekten muhteşem görünüyor. Ben de bu böreği ilk kez yaptım. Sizler gibi ben de tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Şöyle önce doya doya görselliğini seyrediyoruz. Şöyle kopararak içerisini de böreğimizin bir görelim. Size şöyle anlatabilirim. Üzeri çıtır çıtır, koparırken içerisine puf puf yumuşacık olduğunu hissediyorsunuz. Gördüğünüz gibi içerisinde de bol iç harcımız var. Şöyle bir de tadına ve lezzetine bakalım. Yanında ketçap, mayonez veyahut da sarımsaklı yoğurt kullanabilirsiniz. Ben sarımsaklı yoğurdu tercih ettim. Sarımsaklı yoğurduyla şöyle bir tadına bakıyoruz. O kadar lezzetli olmuş ki bunun tarifini size kelimelerle anlatabilmem mümkün değil. Dilimin döndüğünce biraz size anlatmak istiyorum. Tadı börek ve pişi arası olmuş. Hem pişi tadını alıyorsunuz hem de börek tadını alıyorsunuz. Her ikisinin orta bir lezzet ve inanılmaz lezzetli, çok değişik, çok farklı bir börek olmuş. Şundan eminim ki bu böreği yapıp da tadına baktıktan sonra en kısa zamanda tekrar yapmak isteyeceksiniz. Mutlaka yapın diyorum, yapıp tadına bakın. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun. Yeni göndereceğim videolu tarifleri kaçırmak istemiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Saray'ına abone olduktan sonra bildirim zil sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. Kalbinizden sevgiye, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sevdiklerinize sevgiyle, hoşça kalın.